Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi de yanımızda Ezel Akay var. Ezel Bey, öncelikle teşekkür ediyorum size Phantom Hearts seslendirmesini kabul ettiğiniz ve yaptığınız için. Phantom Hearts bir oyun seslendirdiniz. Animasyon veya dizi seslendirmeleri veya herhangi bir seslendirmeyle oyun seslendirme arasında sizin için ne gibi farklar olduğunu gördünüz? Aslında şöyle, seslendirme normalde bitmiş bir eserin üzerine yapılır. Dolayısıyla bütün hikayeyi başından sonuna yaparsın. Ama filmi çekerken biz kurgulamak üzere parça parça çekiyoruz. Dolayısıyla oyun seslendirmesi de aslında bu parça parçalılık yüzünden film kurgusuna benziyor seslendirmesinden çok. Dolayısıyla yönetilmek gerekiyor. Tabii oyunlarda bir takım robotik sesler var. Yani bir takım karakter sesleri var, bir de bir takım robotik sesler var. Böylece iki tür seslendirme yapıyorsunuz. İşte biri daha soğuk ve direkt açıklayan. Öbürü ise o karakterin ruhuna, aksiyonuna, içinde bulunduğu ruh haline uygun bölümler var. Geri bas. Kahretsin. Kıçını kaldır. Geri çekilin. Vallahi yapan için eğlenceli. İzleyen için ne olacağını bilmiyorum. Çünkü oyunlarda duyduğunuz sesleri insanların çıkardığını bir kere keşfediyorsunuz. Oyun dünyası benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü biraz daha ilerlerse aslında bir hikaye anlatıcılığının yeni bir formu olacak. Yani oynarken öğrenmek, oynarken dinlemek ve izlemek. Birçok yeni modern oyun bu yönde ilerliyor zaten. Hatta senaryoları bile ünlü senaristler, yönetmenler, yazarlar tarafından yazılan, yönetilen oyunlar var. Ben çok değerli buluyorum bu alanı. Oyun diye geçiştirmiyorum. Çünkü oyun zaten, oyun dediğimiz şey bizi toplum yapan, insan yapan çok önemli unsurlardan biri. Aynı sinema filmlerindeki işte ahlaken o doğru, bu doğru oyunlar için de söylenebilir. Yani orada yapanın vicdanı ile ilgili şeyler de var. Ama benim için ilginç ve eğlenceli bir deneyimdi. Bundan sonra oyunlarla ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Seslendirme olabilir veya çok farklı, daha farklı şeyler. Şimdi ben biraz daha tabii hani oturup da bir oyun imal edecek teknolojik bilgiye sahip değilim. Benim gibi insanların, şu anda da dünyada da başka sinemacıların yaptıklarına bakıyorum. Bu alanda yapabilecekleri şey aslında sinema hikayeciliği ile oyun hikayecilerinin birleştiği noktada çalışmak. Evet, senaryo tarzında şeyler. Hatta ben daha ileri gidip bu bir oyun evrenlerinin yaratılmasında. Çünkü oyun evrenleri, bir evren yaratıyorsunuz. Orada kendi yasaları, kuralları, yaratıkları, o dünyaya ait varlıklardan oluşan bir evren modeli var aslında. O kurulduktan sonra içinde oynanıyor bu. Ben o evren modellerinin yaratılması benim çok ilgimi çekiyor. Onlar çünkü aynı zamanda hem oyun oynamak için hem o evrende geçen hikayeler anlatmak için çok önemli birer veri bankası. Benim tanıdığım yabancı bir takım yazarlar, Hollywood'un işte eskileri bile şu anda bir takım oyunların senaryolarını, anayasalarını yazmakla uğraşıyorlar. Tabii çok sinematografik bir gözle yazıyorlar bunlar, sinemadan alıştıkları için. Benim hayranı olduğum oyunlardan biri Assassin's Creed'dir mesela. Benim oğlum da çok küçük yaşta, 10-11 yaşında oynamaya başladı onu. Ve bütün ortaçağ tarihini, Haçlı seferlerini, arkasından Fransız ihtilalini, arkasından İstanbul'un fethini, hepsini oradan öğren. Bir yandan oynuyor, bir yandan izliyor. Çünkü onlar da birçok sinema filmi gibi müthiş bir enformasyon yoğun hikaye anlatıcılığı aslında. Bir yığın bilgi var orada da. Bilginin aktarılması için oyun ideal bir araç. Geniş bir kitlemiz var, oyuncu kitlemiz. Buradan onlara ne söylemek istersiniz? Dünyaya barış gelsin diye savaş oyunları oynayın. Yani savaş yalnızca oyunlarda kalsın. Benim tek umudum savaş içeren oyunlardan insanları savaşmaktan alıkoyması olacak. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Röportajı kabul ettiğiniz için, seslendirmeyi yaptığınız için. Umarız tekrar artık ilerleyen projelerde yine Selen Hanım'ı da sizi de beraber görürüz. Beraber oynarız. Çok çok teşekkürler. Görüşmeler.